Çoğumuz çevre için bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Kahramanca şeyler. Gerçek bir fark yaratmayı düşünüyoruz. Mesela sürdürülebilir tarım projelerini desteklemek için Afrika'ya gitmek, Amazon'da yok olmakta olan bir hayvan türünü korumak ya da bizim gezegenimizin kaynaklarını daha akıllıca kullanmaya davet eden bir belgesel yapmak gibi. Evet, gezegenimiz bir tane ve o da bizim. Ama gerçekten ne yapıyoruz? Böylesi büyük kahramanca davranışları çoğumuz maalesef yapamıyoruz. Unutuyoruz. Ve hayatlarımızı bildiğimiz ve öğrendiğimiz şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Diyebiliriz ki bizi en iyi tanımlayan faaliyet tek bir kelimeye indirgenebilir. Tüketim. Evet, tüketim. Eşya için çalışıyoruz, yaratıyoruz, icat ediyoruz, üretiyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Sistemimiz zaman içerisinde basit bir tüketim denklemine dönüşmüştür. Tükettiğin kadar varsın. Bugün gezegenimizde 7 milyardan fazla insan yaşamakta. Tüketim alışkanlıklarımız yaşam alanlarımıza zarar vermekte. Ve bu alışkanlıkları değiştirmek geleceğimiz için kilit bir soru haline geldi. Yapabileceğimiz gerçek değişim, gerçek süper kahraman davranış, tüketim alışkanlıklarımız hakkında iyice düşünmek. Kimse tüketimi durduramaz ama daha bilinçli tüketmek herkesin elinde. Her gün yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki, mesela enerji tüketimimizi düşünelim. Elektronik eşyalarımız ve bilgisayarlarımızı standby'da bırakmak yerine tamamen kapatmak ve şarj aletlerini prizden çekerek ciddi bir tasarruf yapabiliriz. Duşun altında çok uzun süre kalmayarak veya diş fırçalarken suyu kapatarak. Eğer bir eviniz varsa onu enerji kullanımı açısından tasarruflu hale getirmek için yapabilecekleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Düşünmemiz gereken başka bir şey de geride bıraktığımız karbon ayak izimiz. Yani faaliyetlerimizin havaya saldığı karbondioksit miktarı. Eğer arabamız varsa, her sabah onu kullanmadan önce iki kez düşünmekte fayda var. Trafikte sıkışıp kalmaktansa çok daha keyifli ve çabuk yöntemler olabilir. Hava güzelse, güne bisiklet ile başlamak çok zevkli olabilir. Yolculuk ederken de tren uçağa göre çok daha az hava kirliliğine sebep olur. Ve çok eğlencelidir. Artık parolamız farkındalık. Özellikle bir şeyler satın aldığımızda, satın aldığımız şeylerin nereden geldiğine ve nasıl üretildiğine dikkat edelim. Etiketlerdeki sembollere ve malzemelerin içeriklerine dikkat edelim. İstediğimiz tüm bilgileri kolaylıkla internetten de bulabiliriz. Daha az şey ama daha kaliteli şeyler almakta fayda var. Biliyor musun ki aldığımız çoğu şey 6 ay geçmeden çöpe gidiyor? Peki ya beslenme alışkanlıklarımız? Her gün gerçekten ihtiyacımız olan miktardan ortalama %30 daha fazla yemek yiyoruz. Peki ne yiyoruz? Ona da dikkat etmek lazım. Mesela mevsimleri takip ederek. Aralıkta çilek yemek o kadar da normal değil zaten. Muhtemelen o çilekler günlerce evvelden toplanıp kilometrelerce süren yolculukları sırasında kamyonlar ve gemilerin üzerinde bekletilmişlerdir. Daha fazla yerel ve taze yiyecekler tüketirsek daha iyi olur. Ve özellikle de nesilleri tükenmekte olan bazı cinsleri hiç yemeyerek. Bir şey daha. Olabildiğince daha az çöp üretmeye dikkat ediniz. Her gün gerçekten çok fazla çöp üretiyoruz. Ve sadece ufacık bir kısmı gerçekten geri dönüşümlü. En fecisi ise ambalaj. Şayet çok fazla ambalajı olmayan şeyler alırsak çöp oranımızı ciddi şekilde azaltırız. Plastiğe de dikkat etmek lazım. Her türlü plastik aynı şey değil. PVC, PET gibi farklı tanımları ve geri dönüşümleri var. Elinizdeki şişeleri, kavanozları ve tenekeleri tekrar tekrar kullanınız. İşte böyle. Şayet bu davranışları gündelik bir biçimde yapabilirsek gerçekten çok yol kat etmiş olacağız. Belki gazetelerde ismimiz çıkmayacak ama gezegenimiz için çok önemli bir adım atmış olacağız. Ve bu davranışları ailemize, çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza öğretmeyi de başarırsak bir artımız daha olur. Tek bir kahraman güzel ama birçok kahraman daha güçlü.